Bizsiz birsiz hepimiz mutluluğa gideriz. Hep birlikte olunca günü bayram ederiz. Hayat bize zor gelmez, yalnız değiliz sizdeyiz. Zorluk nedir bilmeyiz, birlikteysek güleriz. Haydi gelin izleyin, bizleri de dinleyin. Tüm sorunlarımızı kalbinizle gözleyin. Şöyle yan yana dur bakalım. İşte kurtarıcı. Bak bak. Nasıl da anlıyor. Canım benim ya. Şöyle yan yana dur bakalım. İşte kurtarıcı. Bak bak. Nasıl da anlıyor. Canım benim ya. Aslan. Bekliyoruz sayın vekilim. Bu hafta meclis açılıyor. Biliyorum. Akşam aradım. Gideceğim. Döneceğim. Sizi arayacağım. Biz emrinizdeyiz. Allah razı olsun. Geleceğim yani. Aslan dur, seni bekliyor. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz sayın başkanım. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
özür dilerim. Özür dilerim. Sayın Başkanım, gönderdim fotoğrafı. Ama görmedim. Gönderdim fotoğrafı. Allah razı olsun. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin saygıdeğer il ilçe başkanları ve değerli temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin değerli bürokratları, her zaman yanımızda olan kıymetli muhtarlarımız, itfaiye teşkilatının ve arama kurtarma ekiplerinin kahraman çalışanları, yazılı, görsel ve internet medyasının emektar temsilcileri ve siz kıymetli misafirlerimiz. Tüm tehlike ve zorluklar karşısında canlarını ortaya koyarak görev yapan, hayat kurtaran ve afet anlarında ilk müdahaleyi gerçekleştiren kahraman itfaiye teşkilatımızın 310. kuruluş yıl dönümü ve 25 Eylül 1 Ekim itfaiye haftası dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma törenimize hoş geldiniz. Şehir Belediye Başkanım, Sayın Süleymanpaşa Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin saygıdeğer il, ilçe başkanları ve değerli temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi'nin değerli bürokratları, her zaman yanımızda olan kıymetli muhtarlarımız, itfaiye teşkilatının ve araba kurtarma ekiplerinin kahraman çalışanları, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, siz değerli kıymetli katılımcılar, günümüz modern itfaiye teşkilatının kökenleri Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. Yangınla mücadeleye yönelik ilk ciddi adım 1714 yılında atılmış ve Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak Tulumbacılar adıyla ilk itfaiye teşkilatı kurulmuştur.
tulumbacılar yangınlara müdahale etmek için kullanılan el tulumbalarıyla donatılmış ve dönemin şartlarına göre oldukça etkili bir şekilde yangınlara müdahale etmiştir. Ancak Yeniçeri Ocağı'nın 1826 yılında kaldırılmasıyla bu teşkilat da feshedilmiştir. Bunun yerine 1827 yılında Osmanlı ordusu bünyesinde yangıncı tabur adıyla yeni bir yangınla mücadele ekibi kurulmuş ve bu birlik uzun süreler boyunca yangınlara müdahale ederek hizmet vermiştir. Zaman içerisinde özellikle büyük şehirlerde artan yangın vakaları ve nüfus yoğunluğu nedeniyle mevcut teşkilat yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu sebeple 1884 yılında İstanbul'da 4 kara itfaiye taburu, 1887 yılında ise denizlerde çıkabilecek yangınlara karşı bir deniz itfaiye taburu daha kurulmuştur. Bu yeni teşkilatlar dönemin yangınla mücadele tekniklerinde bir gelişim sağlasa da yine de tam anlamıyla modern bir itfaiye sistemi haline asla gelememişlerdir. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte itfaiye teşkilatları da yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. 25 Eylül 1923 tarihinde itfaiye teşkilatları belediyeler bünyesinde hizmet vermeye başlamış ve modern itfaiye teşkilatının temelleri bu tarihte atılmıştır. Bu önemli tarihin içinde bulunduğu hafta ülkemizde her yıl yangından korunma ve itfaiyecilik haftası olarak kutlanmaktadır. Başlangıçta sadece yangın söndürmek için kurulan itfaiye teşkilatına zaman içerisinde birçok görev verilmiştir. Artık günümüzde itfaiye teşkilatları modern tesisat ve eğitimli personeliyle günümüzde sadece yangınlara değil tüm acil durum afetlerde de halkımızın can ve mal güvenliği için canla başla çalışmaktadırlar. İtfaiye teşkilatı olarak bizler de bu ruhla çalışmaktayız. İtfaiye dairesi başkanlığımıza bağlı 11 ilçede bulunan 18 itfaiye istasyonumuzda 7/24 görev yapmakta olan müdahale ekiplerimiz 1 Ocak 2024 tarihiyle 23 Eylül 2024 tarihleri arasında 11.104 itfaiye olaya başarıyla mücadele etmiştir. Yine bu sene içerisinde mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekibimiz tarafından il genelinde 867 iş yerine yangın güvenliği yönünden denetimler gerçekleştirilmiş ve işlemleri sonuçlandırılmıştır. Eğitim konusunda ilimizde yaşayan her kesime ulaşmayı hedefleyen itfaiye teşkilatımızın eğitim birimi tarafından 3.570 kişiye yangın güvenliği ve yangın söndürme temel eğitimi verilmiştir. Tekirdağımız bilindiği üzere tarihte büyük yıkımlara ve acılara yol açan birinci derece deprem kuşağında yer almaktadır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak bu durumun bilincinde hareket ediyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Deprem riskine karşı daha güçlü bir itfaiye teşkilatı oluşturmak adına Marmara Erelisi İtfaiye İstasyonumuzu baştan aşağı yenileyerek çalışanlarımızın hizmetine sunduk. Malkara ilçemizde yapımına başlanan itfaiye istasyonumuz tamamlanmak üzere. Şarkı ilçemizde yeni itfaiye istasyonumuzun temelini attık. Hızlı bir şekilde yapımı devam etmekte. Çerkezköy, Ergene, Hayrabolu ve Saray itfaiye istasyonlarımızın yenilerinin yapılması için yer tahsisleri yapıldı. Yer tahsis yapılan parseller üzerine yapılacak olan yeni itfaiye istasyonlarımızın projeleri Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülmektedir. Aynı zamanda personel sayımızı arttırma çalışmaları kapsamında itfaiye alımı için Çevreşircilik ve İklimlendirme Bakanlığı'na 100 kişilik itfaiye alımı için izin yazısı yazdık. Cevap beklemekteyiz. Araç kilomuzu güçlendirmek adına alımı yapılan 3 adet 24 metre merdivenli aracımız üst yapısı tamamlanmış olup teslim aşamasında şu anda. Bu projeler ile Tekirdağ genelinde olası afetlere daha etkin ve hızlı müdahale edebilecek bir itfaiye teşkilatı oluşturmayı hedefliyoruz. Yukarıda saydığım konular ile ilgili İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın ihtiyaç ve taleplerini her an destekleyen, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, her daim yanımızda olduğunu hissettiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Candan Yücel'e huzurlarınıza teşekkür eder. Kendi canını içe sayarak başkalarının imdadına koşan, başta kendi ailemiz olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelimizin ve tüm itfaiyecilerimizin 310.sü kutlanan yangından korunma ve itfaiyecilik haftasını canı gönülden kutlar, saygılarımı sunarım, arz ederim.
Başkanım takım var, oldu olacak. Gayet de güzel yakıştı. Şapka da ona verin. Şapka da ona verin. Başkanım bir tane de siz takın. Bir tane de siz takın. Bakalım neler var. Yaşlarını hiç göstermiyor aslan, 310 yaşında bunlar. Vallahi 310 mu? Daha genç duruyorlar. Hem tekerler var hem çocuklar için tutuk var. Güzel. Orada da değişik kitaplar var. Bende. Şeker falan dağıtıyorlar hem. Balon da dağıtılacak şişirilip. Şeker ikram edelim size öncelikle. Bir şeker, bir kitap. Ben merak edip soruyorum. Yaşınızı göstermiyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz? Efendim? Yaşınızı göstermiyorsunuz. 310 yaşında. Neye borçlusunuz? Alkol kullanmama ya. 310 yaşında. Bravo. İtfaiyeci sevmeye borçluyor. İtfaiyecilerin tabii kolay değil işleri. Peki efendim, vatandaşlarımıza öneriniz var mı? Yani dikkat etmeleri gereken konumlar, işte şuna dikkat edin gibi. Olay yerlerinde vatandaşımızın sakin olup personelimizin, yani bizlerin, itfaiyecilerin işlerine çok hani telaşlı bir şekilde işlerine karışmamasını öncelikli nedenimizdir yani.
Zamanla yarışıyorsunuz. Bu kolay değil. Yani gerçekten zamanla zor. Hayat çok önemli. Osman abi. Finalde bundan abi koltuğu yanmış. Başkan Bey. Burada bir sürü malzemeler var. Malzemeler. Bir sürü ekipman, malzeme, her şey var. Ne işe yarıyor? Ne ya işe dinleyelim. Mesela buradan başka. Görüntüsünü görebiliyorsunuz mu? Evet. Buradaki malzeme bizim arama kurtarmalardan, depremlerde ya da enkaz altında kalmış ufak bir delik açtığımızda enkaz altında görüntü alabilmemize yarayan bir cihazımız. Görüntü algılama cihazı. Ses tabii. Termalle sadece görüntü algılıyor. Aynen. Görüntü algılamak için kullanılıyor. Buradaki cihazımız, iki tane tüpümüz var. Bir tüpümüz burada sismik cihazları algılamak amaçlı. Sismik cihaz, ses dediğimiz, ben tüpü yere koyduğumda buradaki tırnak sesini bizim kulaklık sayesinde kulağımıza rahat bir şekilde tırnak sesini verebiliyor arama kurtarmalarda enkaz altında kalmış. Örnek vereyim, bir çapı 5 metre çemberindeki sesi çok rahat bir şekilde alabiliyor. Diğer tüp cihazımız, sismik cihaz, bu da yaralının yanına saldığımızda örnek vereyim 4-5 metre altı ya da 10 metre altına kablo şeklinde bizim kablolarımız var böyle. 10 metre kuyuya bunu saldığımızda yaralıyla konuşabiliyoruz. Buradan ses verip ses alabiliyoruz yaralıdan. Rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Abi bu akşam olmaz, bu akşam olmaz. Sesleri algılamak için biri konuşabilmek için. Evet, konuşabilmemiz için kullanılan tüplerimiz. Bunlar burada nedir efendim? Dekobaş olarak geçiyor. Ahşap kesmeye, beton kesmeye veya cam kesmek amaçlı kullanılan alet uçlarını değiştirerek kullanabiliriz. Arama kurtarmalarda tekrardan yardımcı ekipmanımız oluyor. İltimiz var. İlti herkesin bildiği gibi beton delme amaçlı, beton kırma amaçlı kullanılan yardımcı ekipmanımız. Bunu da genellikle arama kurtarmalarda kullandığımız malzeme. Bayağı ağır ya. Kolay değil evet. Yani. Çok amaçlı kullandığımız uygulamamız var. Sadece depremlerde değil, yangınlarda da kullandığımız bir malzeme. Ne kapı şöyle açma için kullanılan malzeme. Gerekirse camı delmek amaçlı, gerekirse levye amaçlı, gerekirse çivil söküldüyse ya da kapı açmak için kullanılan bir malzeme. Tabii vazgeçilmez ilk yardım çantamız. Bütün araçlarda bulunan ilk yardım çantamız. Biraz evvel gösterdiğiniz. Aynen öyle. Ve ağaç kesme motorlarımız var bizim. Bunlar da doğal afetlerde kullandığımız ağaç devrilmelerinde veya zorlu yerlere giriş yaptığımızda giremiyorsak orada kesmek amaçlı ahşapları kullanabiliyoruz. Örnek vereyim. Bu mu? Bakabilirsiniz. En fazla 3-4 kilodur. Örnek vereyim. Çatı yangınına gittik. Çatının bir kısmı yanıyor. Bir kısmına müdahale etmemiz lazım. Çatının belli bir kısmını kesip çatının içine girip rahat bir şekilde müdahale edebiliriz. Hiçbir zaman çatı yangını dışarıdan müdahale edilmiyor. Elbet içine girmemiz lazım. Doğru. Ve bu malzememiz de diğerinden daha ağır. Bu metal uç veya beton kesme uç olarak ikiye ayrılıyor. Uçlarını değiştirebiliriz. Trafik kazalarında kullanabildiğimiz için kullanabiliriz. Bariyer kesmek için ya da demir malzemeleri kesmek için kullandığımız bir malzeme. Bunun beton kesici geldiğinde elmas uçlu beton kesiciler var. Blokları rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Gördüğünüz gibi itfaiyemiz her durum için hazır. Ve bizim tekrar trafik kazalarında kullandığımız ekipmanlar. Sadece arama kurtarma aklınıza geldiğinizde afet gelmesin. Biz de trafik kazalarında da arama kurtarma yapabiliyoruz. Sıkışmış insanları rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Sadece sıkışmış insan için trafik kazasına gidilmiyor. Yangın güvenliği amaçlı da gidilebiliyor. Bizim remimiz var. Bu rem rahat bir şekilde iki kapı arasında bloklar sıkıştığında direkleri rahat bir şekilde açabilmemize yarıyor. Ve bunun da şeklinden belli olduğu gibi makas şekli var. Yani yan keski de diyebiliriz.
rahat bir şekilde direkleri ya da başka bir menteşeleri kesebilmemiz için kullandığımız bir malzeme. O değil de şunun görüntüsü bayağı büyük. Bayağı büyük bir şey. Ve bu malzememizle diğeri kesme işlemi görürken bu malzememizde ayırma işlemini görüyor. Örnek verin, kapı sıkışmış, açamıyoruz. Biz kapının arasına soktuğumuzda ağzı açıldığında kapıyı patlatıp yaralıyı rahat bir şekilde alabiliriz. Amaç insanı kurtarmak. Ve bunlar arkadaşlar bizim yağlı şekilde çalışıyor. Yağlı hidrolik şekilde çalışıyor. Ünitemiz bu. Bu benzinde çalışıyor. Ama yağ basıncıyla 30 tona kadar yük basabiliyor. 30 ton yük bir kamyon ağırlığında düşünebiliriz. O kadar yüklü bir şekilde basıncımız var. Bunlar hidrolikli arkadaşlar. Ve bizim elektrikli aletlerimiz de var. Hidroliksiz, elektrikli. Kendi içinde hidrolikte çalışabiliyor. Ve oradan başladık. Arama kurtarma ile girdik. İtfaiye sadece arama kurtarma yapmıyor. Ve başka ne yapabiliyor? Yangınlara müdahale edebiliyoruz. Bizde sulu müdahale şeklimiz var. Artı köpüklü müdahale şeklimiz var. Ve bildiğiniz gibi kuru kimyevi tozlarımız da var. Köpüklü müdahaleler, lanslarımız var. İki çeşit lansımız var. Bunlar genellikle köpükleri hangi yangında işleyebiliyoruz? Tahmin alabilir miyim? Ev yangını değil, kimyasal yangınlarda kullanabiliriz. Kimyasal yangın olur, akaryakıt yangını olur. Onlardan köpük kullanabiliriz. Tabii köpük kullanabilmemiz için bize ne lazım? Mikser lazım. Yani sizin anlayacağınız şekilde ben mikser dedim. Gerçek anlamı melanjör. Yani buradan gelen suyu, buradan verilen köpükle karıştırıp dışarı bize söndüreceğim. Gelene kadar su ve köpüğü karıştırıyor ama köpük yapmıyor. Lansın özelliği köpük yapması. Hava ile beraber karıştırdığı için dışarı köpük şeklinde çıkıyor. Ve en çok kullandığımız arkadaşlar bizim bütün yangınlarda turbo lansımız var. Turbo lans da çok amaçlı turbo lans. İstediğimiz şekilde litresini kullanabiliriz. Dakikada 115 litre, 230 litre, 360 litre ve 475 litre bir şekilde kullanabiliriz. Ben olay yerine gittim. Yangın çok büyük. Tek arabaya da 475 litre kullanırsam suyum çok yüksek. Hemen kafayı çalıştırıp 115 litreyi alıp diğer ekip gelene kadar arabamdaki suyu idare etmem için sağlıklı bir lansımız. Bu perde lans da yapabiliyor, pulverize de yapabiliyor. Direkt işleme şeklinde de kullanabiliriz. Ve meşhur itfaiye hortumları arkadaşlar. Bizimle itfaiye hortumlarımız bunlar. 20 metre bir boyu var. Yani bütün köpük de bunun içinden geçiyor. Suyumuz da bunun içinden geçiyor. Rahat bir şekilde her zaman kullandığımız hortumlarımız. Atmamı ister misin? Nasıl atılıyor diye. Göster. Uygunsa tabii efendim. Olay yerine gittiğimizde tabii ben bu hortumu atmamız lazım. Tutup gidersek hortum karışır. O yüzden bunun atma şekli var. Bu şekilde tutup ileri böyle attığımızda hortum dümdüz açılıyor. Bir taraf arabaya, bir taraf lansa gidip rahat bir şekilde müdahale edebiliyoruz bu şekilde. Orası arabada kaldığında hortumu tam açıp müdahale edebiliyoruz. Keşke yangın kıyafetimiz de olsaydı güzel olacaktı. İçeride mi görüntü daha iyi, dışarıda mı? Burada daha iyi olacak. Bu şekilde duruyor. Biz sadece dediğim gibi yangına müdahale etmiyoruz.
gerektiği zaman arama kurtarma, bütün afetlerde görev yapabiliyoruz. Depremlerde arama kurtarmalarda kullandığımız kıyafetler bunlar. Her kum için ayrı kıyafetimiz var. Aynen, yangın için ayrı kıyafetimiz var, arama kurtarma için ayrı kıyafetimiz var. İkisinin de malzeme kalitesi farklı oluyor. Diğeri yangına karşı güvenliğimizi sağlıyor. Bu da kesilmelere, yıpranmalara karşı malzeme özelliği bulunuyor. Hepsi özel malzemelerden. Evet, hepsi özel malzemelerden yapılıyor. Yani amaç felaketi önlemek ve insan hayatını kurtarmak. Aynen, amaç zaten yaşanmış bir felaketi daha büyük bir olaya yansıtmadan olayı stabil bir yerde bırakıp kontrol altına almak. Neler hissediyorsunuz? Koşturuyorsunuz filan? Vatandaşlardan. Bu soruyu biraz değiştirmek daha... Peki buyur daha bakalım. Efendim? Sormak efendim? Yani bir olay oldu artık. O anki hisleriniz nasıl? Ne hissediyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? En önemlisi bizim soğukkanlı kalmamız. Çünkü telaşa eğer biz de katılırsak biz kurtarılacak pozisyona düşmememiz gerekiyor. Hı hı. Kurtarma ekibimiz bizim en büyük amacımız kurtulacak pozisyona düşmememiz gerekiyor. Eğer kurtulacak pozisyona düşersek bizler insanlara ve diğer canlılara yardımcı olamayız. En baştaki ilk amacımız soğuk kalmamak. İkincisi tabii ki yine bir olay veya bir vaka geldiği zaman heyecanlanıyoruz her ne kadar soğuk kalmalı olsak da ama önemli olan ayak sırasını yenebilmek. Çünkü o sırada hani pratik ve düşünmek gerekebiliyor, yeri geliyor analitik düşünmek gerekiyor. Çünkü en hızlı şekilde en doğru kararı almak esas görevimiz. İkinci olarak kimsenin yaklaşamayacağı bir ortama yaklaşıyorsunuz gözünüzü karartıp. Herkesin koştuğu yere siz giriyorsunuz. Bu duyguyu anlamak için yaşamak gerekiyor. Yani hani derler ya yaşamadan tarif edemem duygulardan hangisi diye en başına bence bir geçiyor. Normalde insanların yanan bir binadan hızlı hızlı korkarak kaçar. Bunlarsa tam tersi. Peki bu konuda vatandaşlardan önerileriniz olacak mı? Yani şöyle yapın, böyle yapın gibi. Tabii ki uzman konumda. Bizim maalesef ki vatandaşlarımızda şöyle bir sıkıntı var. Trafikte hatalı parklar. Bizim araçlarımızı gördüğümüz zaman bize yol vermiyorlar. Adresleri doğru şekilde bildirmiyorlar. Çok çok farklı yerlerde çıkıyor. Bunların hepsi zaman kaybı. Çünkü biz saniyelerle yürüyoruz. Bir saniyelerle yürüyoruz. Yani bir saniye. Bir insan hayatı. Bir insan hayatı. Bir evin tamamen kül olması için 3 dakika yetiyor. Uçması için bir odada. 3 dakikada bir ev düşüyor. Yangın hani başladığı zaman sirayet ediyor. O yüzden bizim zamanla yarıştığımızı vatandaşın bilmesi gerekiyor. Ama maalesef ki hani duyarsız insanlarımız var. Yok değil. Onun ceremesi sonuç çok ağır. En azından yetişmekte olan nesnede aynen mesaj vermiş tabii oluyoruz. Ki, böyle davranın, ki şöyle davranın tabii gibi. Ben bir şey daha ekleyeyim. Buyur Aslan. Yeni nesilden de illaki itfaiyeci olmak isteyenler var. Onlara tavsiye ederiz. Bu mesleği sevsinler. Çünkü bu meslek şöyle paraz için yapılan bir meslekte sevmek gerekiyor. Çünkü vefası da cefası da çok fazla. Biz 24 saat görev üzerinden çalışıyoruz. Yani 24 saat ben ailemle vakit geçiremiyorum. Şöyle düşünün. Normal 8-5 çalışan bir insan. Sabah 7.30'da kalkar işte kahvaltısını düşünüyorlar vesaire. 8'de iş başı yapar. 5'te işten çıkar eve gelmesi saat 6 olur. Hadi yemek yemesi, ailesine vakit geçirmesi akşam 8-9 diyelim. Sosyal hayatı dışarı çıktı akşam oldu. Ondan sonra tam vurup kafayı yatması gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor. Ama biz 24 saat arkadaşlarımızla aynı yerdeyiz. Beraber yemek yiyoruz, beraber uyuyoruz, beraber olaya gidiyoruz. Ve kulağınız tetikte hep. Kulağınız tetikte. Tabii ki. Bir alarm. Kulağımız sürekli tetikte 24 saat boyunca. Hani ekstra zamanımız da oluyor ama tabii ki tetikte uyuyoruz. Hani öyle derin uyku, derin dinlenme şansımız yok maalesef. Evet, diğer standları da gezelim Aslan'cığım. İşleri zor. Buyurun Aslan Bey. Gel buraya gel. Çay içer misin? Kahve içer misin? Yemek ikram edelim. Bir tane kurabiye ablamızdan alalım bari. Kırmayalım, güler yüzlü. Teşekkür ediyorum. Aslan farkında mısın? Sürekli olaya hazır oldukları için normal yemek de yiyemiyorlar. Kolay değil işleri gerçekten. Sakın. Evet. Ayıp kesiciyi de bir iş yapsam ben de bir şey daha yiyeyim. Burada bir sürü malzemeler var. Malzemeler. Bir sürü ekipman, malzeme, her şey var. Ne işe yarıyor? Ne ya işe dinleyelim. Mesela peki, görüntüsünü görebiliyorsunuz mu? Evet. Buradaki malzeme bizim arama kurtarmalardan depremlerde ya da enkaz altında kalmış ufak bir delik açtığımızda
enkaz altında görüntü alabilmemize yarayan bir cihazımız. Görüntü algılama cihazı. Ses de alıyor. Termalle sadece görüntü algılıyor. Aynen. Görüntü algılamak için kullanılıyor. Buradaki cihazımız, iki tane tüpümüz var. Bir tüpümüz burada sismik cihazları algılamak amaçlı. Sismik cihaz, ses dediğimiz, ben tüpü yere koyduğumda buradaki tırnak sesini bizim kulaklık sayesinde kulağımıza rahat bir şekilde tırnak sesini verebiliyor arama kurtarmalarda enkaz altında kalmış. Örnek vereyim, bir çapı 5 metre çemberindeki sesi çok rahat bir şekilde alabiliyor. Diğer tüp cihazımız, sismik cihaz, bu da yaralının yanına saldığımızda, örnek vereyim, 4-5 metre altı ya da 10 metre altına kablo şeklinde, bizim kablolarımız var böyle, 10 metre kuyuya bunu saldığımızda yaralıyla konuşabiliyoruz. Buradan ses verip ses alabiliyoruz yaralıdan. Rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Abi, bu akşam olmaz. Yaralıdaki sesleri algılamak için biri konuşabilmemiz için kullanılan tüplerimiz. Bunlar nedir efendim? Dekobaş olarak geçiyor. Ahşap kesmeye, beton kesmeye veya cam kesmek amaçlı kullanılan alet uçlarını değiştirerek kullanabiliriz. Arama kurtarmalarda tekrardan yardımcı ekipmanımız oluyor. İltimiz var. İlt, herkesin bildiği gibi beton delme amaçlı, beton kırma amaçlı kullanılan yardımcı ekipmanımız. Bunu da genellikle arama kurtarmalarda kullandığımız malzeme. Ağır ya. Kolay değil hocam. Gerçekten ağır yani. Çok amaçlı kullandığımız uygulamamız var. Sadece depremlerde değil, yangınlarda da kullandığımız bir malzeme. Ne kapı şöyle? Açma için kullanılan malzeme. Gerekirse camı delmek amaçlı, gerekirse levye amaçlı, gerekirse çiviri söküldüyse ya da kapı açmak için kullanılan bir malzeme. Tabii vazgeçilmez ilk yardım çantamız. Bütün araçlarda bulunan ilk yardım çantamız. Biraz evvel gösterdiğiniz. Aynen öyle. Ve ağaç kesme motorlarımız var bizim. Bunlar da doğal afetlerde kullandığımız, ağaç devrilmelerinde veya zorlu yerlere giriş yaptığımızda giremiyorsak orada kesmek amaçlı ahşapları kullanabiliyoruz. Örnek vereyim. Bu mu? Evet. Bakabilirsiniz. En fazla 3-4 kilodur. Örnek vereyim. Çatı yangınına gittik. Çatının bir kısmı yanıyor. Bir kısmına müdahale etmemiz lazım. Çatının belli bir kısmını kesip çatının içine girip rahat bir şekilde müdahale edebiliriz. Hiçbir zaman çatı yangını dışarıdan müdahale edilmiyor. Elbet içine girmemiz lazım. Doğru. Ve bu malzememiz de diğerinden daha ağır. Bu metal uç veya beton kesme uç olarak ikiye ayrılıyor. Uçlarını değiştirebiliriz. Trafik kazalarında kullanabildiğimiz için kullanabiliriz. Bariyer kesmek için ya da demir malzemeleri kesmek için kullandığımız bir malzeme. Bunun beton kesici geldiğinde elmas uçlu beton kesiciler var. Blokları rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Gördüğünüz gibi itfaiyemiz her durum için hazır. Ve bizim tekrar trafik kazalarında kullandığımız ekipmanlar. Sadece arama kurtarma aklınıza geldiğinizde afet gelmesin. Biz de trafik kazalarında da arama kurtarma yapabiliyoruz. Sıkışmış insanları rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Sadece sıkışmış insan için trafik kazasına gidilmiyor. Yangın güvenliği amaçlı da gidilebiliyor. Bizim remimiz var. Bu rem rahat bir şekilde iki kapı arasında bloklar sıkıştığında direkleri rahat bir şekilde açabilmemize yarıyor. Ve bunun da şeklinden belli olduğu gibi makas şekli var. Yani yan keski de diyebiliriz. Rahat bir şekilde direkleri ya da başka bir menteşeleri kesebilmemiz için kullandığımız bir malzeme. O değil de şunun görüntüsü bayağı ürkütüyor. Bayağı büyük bir şey. Ve bu malzememizde diğeri kesme işlemi görürken bu malzememizde ayırma işlemini görüyor. Örnek veriyorum, kapı sıkışmış, açamıyoruz. Biz kapının arasına soktuğumuzda ağzı açıldığında kapıyı patlatıp yaralıyı rahat bir şekilde alabiliriz. Amaç insanı kurtarmak. Ve bunlar arkadaşlar bizim yağlı şekilde çalışıyor. Yağlı hidrolik şeklinde çalışıyor. Ünitemiz bu. Bu benzinde çalışıyor. Ama yağ basıncıyla 30 tona kadar yük basabiliyor. 30 ton yük bir kamyon ağırlığında düşünebiliriz. O kadar yüklü bir şekilde basıncımız var.
Bunlar hidrolikli arkadaşlar ve bizim elektrikli aletlerimiz de var. Hidroliksiz, elektrikli. Kendi içinde hidrolikle çalışabiliyor. Ve oradan başladık. Arama kurtarma ile girdik. İtfaiye sadece arama kurtarma yapmıyor. Ve başka ne yapabiliyor? Yangınlara müdahale edebiliyoruz. Bizde sulu müdahale şeklimiz var. Artı köpüklü müdahale şeklimiz var. Ve bildiğiniz gibi kuru kimyevi tozlarımız da var. Köpüklü müdahaleler, lanslarımız var. İki çeşit lansımız var. Bunlar genellikle köpükleri hangi yangında işleyebiliyoruz? Tahmin alabilirim. Ev yangını değil, kimyasal yangınlarda kullanabiliriz. Kimyasal yangın olur, akaryakıt yangını olur. Onlardan köpük kullanabiliriz. Tabii köpüğü kullanabilmemiz için bize ne lazım? Mikser lazım. Yani sizin anlayacağınız şekilde ben mikser dedim. Gerçek anlamı melanjör. Yani buradan gelen suyu, buradan verilen köpükle karıştırıp dışarı bize söndüreceğim. Buraya gelene kadar su ve köpüğü karıştırıyor ama köpük yapmıyor. Lansın özelliği köpük yapması. Havayla beraber karıştırdığı için dışarı köpük şeklinde çıkıyor. Ve en çok kullandığımız arkadaşlar bizim bütün yangınlarda turbo lansımız var. Turbo lans da çok amaçlı turbo lans. İstediğiniz şekilde litresini kullanabiliriz. Dakikada 115 litre, 230 litre, 360 litre ve 475 litre bir şekilde kullanabiliriz. Ben olay yerine gittim. Yangın çok büyük. Tek arabaya da 475 litre kullanırsam suyun çok büyük. Hemen kafayı çalıştırıp 115 litreyi alıp diğer ekip gelene kadar arabamdaki suyu idare etmem için sağlıklı bir lansımız. Bu perde lans da yapabiliyor, pulverize de yapabiliyor. Direkt işleme şeklinde de kullanabiliriz. Ve meşhur itfaiye hortumları arkadaşlar. Bizimle itfaiye hortumlarımız bunlar. 20 metre bir boyu var. Yani bütün köpük de bunun içinden geçiyor. Suyumuz da bunun içinden geçiyor. Rahat bir şekilde her zaman kullandığımız hortumlarımız. Atmam ister misiniz nasıl atılıyor diye? Göster. Uygunsa tabii efendim. Gidersek ortum karışır. O yüzden bunun atma şekli var. Bu şekilde tutup ileri plastığımızda ortum dümdüz açılıyor. Bir taraf arabaya bir taraf lansa gidip rahat bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Bu şekilde. Orası arabada kaldığında ortumumuzu tam açıp müdahale edebiliyoruz. Toplamanın da usulü var ki açabilirsiniz. Çek bunu. Çek üstünü çek. Çek. Tamam bekleme. Şimdi eğer bunu usulsüz toplarsak bir kafa topladığımızda kafanın uzunluğu böyle. Bunu attığımızda uzun taraf kafamıza ya da sağ solumuza vurup bizi yaralayabilir. O yüzden onu toplama usulü var. Bir adım bırakıp çek. Bir adım bırakıp buradan diğer taraftan sararak geliyor. Sarma sarar gibi. Sararken ne yapmamız lazım? Her zaman iki kişi sarılıyor. Bu üstteki kurtunun boşluğunu almamız lazım. Eğer almazsak bolluk yapar, tam sarılmaz. Bu şekilde bu boşluğu almazsak tek kişi sarılacak bir ortum değil. Hortumumuz yine aynı şekilde bir dahaki kullanımdaki yangına hazır. Tabii arkadaşlar bu hortumlar ya da malzemeler kullanıldığı gibi tekrar arabaya koyulmuyor. Her yangın dönüşü, her arama kurtarmadan gelince bütün bakımları, yağ bakımları, temizlik bakımları yapılıyor. Diğer olaylara hazır bir şekilde bekleniyor. Şöyle çekeyim mi abi? Valla hortumu açması ayrı, sarması ayrı zor. İşte biz burada bir hortum attık, bazen yeri geldiğinde 10 boy hortum atıp attıktan sonra 10 boy hortumu tekrar toplayıp istasyona gelip tekrar 10 boy hortumu atıp bunların temizliği yapılıp tekrar toplanıp araca koyuluyor. Yani bir yangında iki kere iş yapılıyor. Günde bazen 3-4 defa. Aynen. Açıp toplama işlemi var. Açıp toplama işlemi var. Bazen günde 10 tane yangın oluyor. 10 çarpı 2 yap 20 kere bir hortum atıp toplanıyor. Valla
bir defa bu hortumu açıp kapatma işlemi yeterince kas yapar insandı. İstiyorsan abi böyle yapalım. Karşıdan gelsin arkadaş. Sen böyle beraber çık. Aslan buradan vatandaşlara trafikte mesajım var galiba. Yani sireni duymuyorsunuz. Kenara kaçıyor. Sireni duymasanız bile eğer görüyorsanız yol verin. İnsan hayatı. Yani illa sireni çalmasına gerek yok yani. O zaman arkadaşları alkışlayalım. Teşekkür ederim. Araçların büyüklüğü belli. Genellikle dar sokaklarda, bizde burada dar mahalleler var, dar sokaklar var. Gece herkes arabayı dar sokaklara çektiği için gördüğünüz gibi araba geçemiyor. Geçmiyor. Bu sefer diyorlar ki itfaiye geç kaldı. İtfaiye geç kalmaz. Yangın itfaiyeden daha erken ilerliyor. Doğru. Yani itfaiye geç kalmadı. İtfaiyenin geçişini engelledi bile. Doğru. Bu bu olmadı. O yüzden engellemeyin. Dar sokaklarda bile geçmesi gerekiyor bu arayla. Bu arada en, ne kadar insan? En başta söylediğim gibi gündüz 2.15. 2.15. Uzunluk 5.72. 6 metre uzunluk, 3 metre genişliktir. Ben görünmemesi imkansız. Görünmemesi imkansız. Daha geçerken zaten aracın büyüklüğü belli oluyor. Zorlanır. Bir de üstüne bir yere gelip park ettiği zaman iyice zorluyor. Bunu düşünmek lazım. Her evet. An her şey olabilir. İtfaiye ve ambulansları gördüğümüzde lütfen yol açalım. Evet. En başta dediğim gibi İtfaiye gündüz 30 saniye içinde istasyonu terk etmemiz lazım. Genel 30 saniye bulmuyor arkadaşlar. İhbar geldiği zaman 15-20 saniyede bizim arabalar sirenleri çalıp dışarı çıkıyor. Çıkmasın. Gecede 45 saniyemiz var. Tüm gece bizim bildiğiniz gibi 24 saat esaslı çalıştığımızdan dolayı kol sistemimiz var. İnsan uykudan kalktığı gibi o yüzden 15 saniye bir esneme payımız var. Rahat bir şekilde çıkabilmemiz için. Ve itfaiyedeki direği biliyorsunuzdur. İtfaiye direk var, koğuşa yakındır. Çünkü uyku sersen merdivenlerden aşağı inersek düşme, burkulma ya da iş kazası sebebiyet verebileceğinden dolayı direkten sarılıp inmemiz bize hem iş kazasını önlüyor artı istasyonu daha hızlı bir şekilde terk etmemizi sağlıyor. İtfaiyeyi alkışlayalım o zaman. Şimdi araç bilgisini arkadaşımız bilgilendirecek. Aracımızın markası MAN 4x6 sistemli çift sarmalı bir aracımız. Araçta 300 litre köpük, ayrıyeten 4.5 tonda su var. Araçta bunun haricinde 7 personel taşıyabiliyoruz sürücü dahil. Arkada da kombi sistemli sırtlıklarımız var. Böyle gösterebilirim isterseniz. Yangına girmeden önce özellikle kapalı alan yangınlarında arkadaşlarımız temiz hava solunum gözlerini burada kuşanıyor. Ondan sonra olay mahalline giriş yapıyor. Aynı şekilde aracımızın pompasına bağladıktan sonra sürücü kısmında isterseniz arka tarafına geçelim. Tüm kumandaya tüm su var mı, tüm pompa kumandasını buradan devralıyor sürücü arkadaşımız ve yangın yerinden gelen talimata göre de gerekirse basınç arttırma, basınç verme veya aracımızın sağ ve sol tarafını şöyle açayım. Küçük iş yerlerimiz var. Hortumlarımızda biz suyu buradan veriyoruz. Hmm. Aynı şekilde aracımızda daimi bir jeneratörümüz var. 8 kW bir jeneratör. Tüm elektrikli araçlarımızı, ekipmanlarımızı çalıştırmak içindir. Yedek olarak yangın lastikleri. Tabii. Yedek benzinlerimiz var, kaldırma lastiklerimiz var ve ilave olarak da burada da tüplerimiz var. Şu şekilde açılma. Diyelim ki
normalde solunum cihazları tüplerimiz 30 dakika bizi yetecek kadar havaya sahip ama yangın büyük bir yangın diyelim ve tüpümüz bitiyor artık sıkılacak tüp. Buradan hemen yeni tüpümüzü alıp tekrar müdahaleye devam edebiliyoruz. Vay be. Bu araçlarımız kombin kurtarma aracı. Kombin kurtarma aracı olarak geçiyor. Çok amaçlı araçlardır. Yani elimiz, kolumuz, ayağımız, aynı zamanda yukarıda bir de monitörü var şu an yatık durumda. O monitörden de su işleyebiliyoruz. Monitör dediğimiz bir tabanca var. Aynı lans gibi. Hı hı. Daha büyüğü. Araçtaki suyu yaklaşık 2 dakikada 4,5 ton su işleyebiliyor. Wow. Ve birden fazla aracı da birbirine paralel bağlayabiliyoruz. Güç artıyor. Tabii 3, 4, yani 5, 6 artık nasıl şey yaparsanız. Aracın bir tanesini pomp olarak kullanırız. Diğer araçlardaki suyu da depo olarak kullanırız. Araçtan aracı, araçtan aracı aktararak o şekilde yangını müdahale edebiliyoruz. Allah kolaylık versin gerçekten. Kolay değil işiniz. Evet Aslan. Dinlemek beni yoruyor. Dinledim, ama dinlemek yorucuydu. Dinlemek yorucu. Şimdi dedim. Sağlıkçılar dinlemek hayat kurtarıyor. Uygulamak. Sağlıkçılar hayat kurtarıyor. Bunlar da hayat kurtarıyor. Evet. Yalnız bunlar ölüme koşuyor. Evet. Gerçekten zor. Kesinlikle zor. Hayat bayram olsa da hayatı bayram eden ekibe yürekten alkışlıyoruz. Alkış, büyük bir alkış lazım. Alkış. Sizler de kendinizi alkışlayın. Gerçekten güler yüzlerinizde söyleyecek laf bulamıyorum. 310, 3 milyon yaşına kadar yaşayın. Teşekkürler. Valla 310... Ya 310 yaşındalar ama baktığınız zaman 310 gibi durmuyorlar. Evet, sırrını birazdan öğreneceğiz ama kimseyle paylaşmayacağız. O yüzden evet. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki programa kadar. Gizsiz birsiz hepimiz mutluluğa gideriz. Hep birlikte olunca günü bayram ederiz. Hayat bize zor gelmez, yalnız değiliz sizdeyiz. Zorluk nedir bilmeyiz, birlikteysek güleriz. Haydi gelin izleyin, bizleri de dinleyin. Tüm sorunlarımızı kalbinizle gözleyin.